arkadaşlar, ben Nimelze kanalından Rıza Kılıç. Bugünkü dersimizin merkezinde kolon ve kiriş ilişkisi var. Biz Revit'te uygulama projesi çizmeye başladığımızda özellikle ve özellikle sıva konusunda bir problem yaşıyoruz. Bu bilinen bir gerçek ve aynı şekilde Revit'te kolon ve kiriş çizmeye başladığımızda kolona ve kirişe sıva katmanı eklediğimizde birçok hatayla karşılaşıyoruz. Biz hem plan, hem kesit ve hem de görünüş olarak temiz, profesyonel bir çizim ve model elde etmenin peşindeysek tam olarak doğru yerdeyiz. Her zaman olduğu gibi videoda görüntülenen projenin template dosyasını aşağıdaki açıklamalarda linkini bıraktım. Bu template dosyasına erişip kütüphane probleminden ve sıkıcı giriş kısmından kurtulabilirsiniz. Kolon ve kiriş eklemeden önce level 1 kat planındayım. Veritlerimi ekliyorum. Düşeyde ve yatayda olmak üzere. Kolon komutuna giriyorum. Hemen merkeze direkt yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Sonra bunun detayı, burayı da yatay şeklinde ayarlıyorum. Offset nokta 1 giriyorum. Yerleşim yerine level 1. Burada nokta 1 şeklinde ayarlıyorum. Kolon yerleştirme işlemini bitirdik. Level 1'den level 2'ye kolonlarımız var. Dikdörtgen alan içerisine kirişlerimizi yerleştireceğiz. Gel. Hemen plan bölümünden sütlüktür planlarımı aktifleştiriyorum. Level 2'ye geldim. Level 2'yi tabanına ben ne yapacağım? Kirişimi yerleştireceğim. Hemen MA komutu sütüktür level 2 katlarına geldim. Align komutunu kullanarak da hizalama işini giriş. Hemen bu şöyle şekilde. Bakın burada bir hareket var. Aynı şekilde kolonu kaymış. Tamam. Burada bir joinlenme işlemi var. Aynı şekilde yapalım. Kolonumuzun ve kirişimizin başarılı bir şekilde birleştiğini görüyoruz. Fakat biz kolona ve kirişe sıva katmanı ekleyelim. Sıva katmanını nasıl ekleyeceğiz? Asıl problem bu. Biz 25 cm, 50 cm kolonun feminisine girip hemen kolon feminisinin içerisine girerek sıva katmanı ekleyeceğiz. Extrusion komutunu kullanarak yapacağım bunu. Tıkladım. UM komutundan milimetre diyor. Hemen bunu bir santimetre yapayım. Sonra tekrar rectangle santimetreyi çevirdim. 3 santimlik kolonun dışında sıva katmanı oluşturacağım. Zaten çizmiştim planda. Ve görüldüğü üzere bunu kolonun bitişine kadar getireceğim. Sıva katmanını bir kilitleyeceğim. Aynı şekilde bunu yukarı kaldırıp aşağı indirdim. Sonra kilite tıkladığımda artık kolonun yüksekliği ne olursa olsun sıva da onunla beraber hareket edecek. Burada hemen bir parametre ekleyelim. Sıva material. Okey diyorum. Okey dedikten sonra parametresini sıva materyal kısmında ben sıva katmanına bu materyali eklemiş olacağım, ekleyeceğim. Oluşturdum hemen. Proje içerisine kolonumun sıva katmanı eklenmiş bulunmakta ve aynı şekilde kolonda yaptığım adımlarımı ben kiriş şemilisine girerek yapacağım.
left dedim. Aynı şekilde gene extrusion komutu. Burada o ne? Santimetre. Offset 3 santimlik bir sıva oluşturacağım. Yalnız üst kısmında olmayacak. Çevreleyecek şekilde olması lazım. Üst kısma istemiyoruz. Hemen. Bu şekilde. Baktığımda sıva katmanım burada. Hemen burada bir kilit vuruyorum. Burada bir kilit vuruyorum. Başta ve sonda. Tekrar bir sıva materyal bir parametre atıyorum. Bu parametreyi ben buradan sıva materyalini aynı şekilde wall texture birleşimin iyi sallanması adına hem kirişte hem de kolonda aynı materyali atamak gerekiyor. Baktığım zaman kolon ve kirişte sıvalarımı atadım. Yalnız şöyle bir problem var. Görüldüğü üzere burada kolonun sıvası ile kirişin birleşim noktasında bir problem var. Bu problemin çözülmesi için hemen switch join order komutunu kullanacağım. Hemen top kısmından bunu şuraya kadar bitireceğim. Aynı şekilde diğer tarafı böyle geldiğinden bırakıyorum. Bu şekilde döndürmüşlerim yapayım. Gayet iyi olmuş gibi görünüyor. Ve bu adımı diğer 3 kolonu da yapacağım. Hemen burası değil. Switch, join, order. Şekilde. Hemen. Bir bakalım 3 boyutta. 3 boyutta herhangi bir problem yok. Ve başarılı bir şekilde ben kolon ve kirişin güzel bir şekilde birleştiğini görüyorum. Hemen section box'ı açalım. Başarılı bir şekilde biz kolon ve kirişi birleştirdik ve sıva materyalini eklemiş bulunmakta yazık.